Zafer denen adamdan ses çıktı mı? Dün akşam karşılaştık baba. Nerede? İtalyan restoranında. Ne işiniz vardı İtalyan restoranında? Ya bizim Gökalp askere dönecekti ya. Ben dedim, işte ocak başına gidelim dedim. Ha bu tutturdu işte İtalyan restoranı falan, saçma sapan. Gittik. Eski köye yeni adet mi getiriyorsun Sefer? Ya biraz değişiklik olsun dedik baba. Bir de mevzu çıktı orada bir sürü. Saçma sapan bir şeyler. Ne oldu? Ya baba bu Zafer Hıyar'ı yok mu? Adamlarını yollamış. İşte biz de üçümüz Allah ne verdiyse daldık yani. Maşallah birader, ayaklı gazete gibisin. Yani sonuç? Evelallah gerekli cevabı verdik baba. Yine ne var ya? Kayınpeder arıyordu. Efendim? Bu yaptığın ayıp ama ya. Kaçıncı bu? Bir değil, iki değil. Hadi ya, ne yapmışım ben yine? Sinan'ı yine kaçırdın değil mi? Ya sen ne saçmalıyorsun ya? Ben dün en son Sinan'ı okulda gördüm. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Nasıl bak? Doğruyu söyle. Allah Allah. Ya sen hasta mısın ya? Of Allah'ım ya. Sabah sabah nereye gider ki çocuk? Aradım. Telefonu kapalı. Hay Allah. Bak ben... Şimdi ben de telaşlandım yahu. He? Neyse. Ben öğretmenini falan arayacağım. Tamam. Ben de nereye bakacağımı bilmiyorum ki. Neyse tamam dur. Kapat artık, konuşuruz sonra. Ne oldu? Benim Sinan yine efendim kaybolmuştu. Sabah çıkmış evden gitmiş. Telefonu da kapalıymış. Allah Allah. Küçücük çocuk nereye kaybolur? Vallahi bilmiyorum ki. Kayınpederin sesi de pek iyi gelmiyordu. Ya efendim, kusura bakmazsanız ben bir daha müsaade isteyebilir miyim? Yürü artık, git hemen. Birader biz de gidelim. Yok eyvallah, sağ olun. Tekrar çok sağ olun. Tebrik ederim. Tamam. Babanı aradın mı akvaryuma gideceğiz diye? Yoo, aramadım. Çıkışta gelip seni almayacak mı oğlum? Arada çağır babanı. Tamam. Al şu telefonu, yoldan ararsın. Tamam dede, görüşürüz. Gerilecek bir şey yok. Her gün onlarca insan geliyor. Birçoğunu tedavi ediyoruz. Ya tamam uzatma, hadi yap ne yapacaksan hadi. Sizden bazı örnekler alacağız. Kan örneği mi? Her şeyi. Ya bırak doktor, Allah'ını seversen Songül. Bak bunların hepsi senin yüzünden geliyor bizim başımıza. Rezil rüsva ettin bizi. Başlayacağım bebeğine de şeyine de. Sadettin. Yani şeyin diyor ya. Kusura bakmayın. Sadettin nereye gidiyorsun? Sabret, bir saniye durayım mısın? Ne var be, ne? Bizi soktun, hale bak ya. Ya ne var bunda? Doktor duymadın mı? Kimler geliyor diyor. İnsanlık hali ya. Bana uyumaz kardeşim, ne halin varsa gör. Ya tamam Sabrettin, ben de babama anlatırım her şeyi. Söylerim, kusura bakma babacığım, özür dilerim. Çok istiyordum, yalan söyledim derim. Sadettin. Tamam. Bana bakar mısın? Biliyorum senin için çok zor, farkındayım. Ama lütfen ya, babamı düşünmüyorsan beni düşün. Hiç mi önemim yok senin için?
Bak kimse duymayacak diyorum sana, söz veriyorum. Kimseye söylemeyeceğiz, aramızda kalacak lütfen. Saadettin lütfen. En son 125.000 dediler, var mı arttıran? Satıyorum, satıyorum, sattım. 171 numaraya 125.000'e satılmıştır. Bayağı iyiymiş fiyatlar. Sanırım bugün 2 milyonu geçiyoruz. Süper. Baksana, bizimle çalışmak ister misin? Sanırım resmi bir işin yok. Bizimle çalışmak derken? Yani vakıftakilere yardım edersin. Aslında hayalim özel bir tedavi kliniği kurmak. Yalnız ben pek anlamam o işlerden. Sizin gibi yüzlerce gönüllü doktor var. Hepsi bir işin ucundan tutsa yüzlerce gencin hayatı kurtulur. Çok iyi olur tabii. Zafer Bey, hanımefendiyle fotoğrafınızı alabilir miyim? Teşekkür ederim. Pardon. İzninizle. Efendim? Ayşegül. Ya Sinan evden kaçmış yine de. Acaba sana gelmiş olabilir mi? Evden mi kaçmış? Nasıl ya? Bayağı işte. Yok, hiçbir yerde yok. Yok, bana gelmiş olamaz çünkü ben evde değilim. Aramadı da. Hadi ya. Neyse, tamam, sağ ol. Dur, kapatma. Ha? Sen neredesin? Ne bileyim işte, yoldayım, öyle gidiyorum. Nereye gidiyorum onu da bilmiyorum ki. Gidiyorum öyle işte. Gelip beni alsana, birlikte bakalım. Sen neredesin ki? Ataşehir'de bir davetteyim. Ya acaba durumu biliyorsun, şimdi seni hiç karıştırmasak daha iyi değil mi? Ya takip etmeyi de bıraktıklarına göre bir şey olmaz. Gel beraber arayalım Sinan'ı işte. İyi tamam, geliyorum, tamam. Tamam, görüşürüz. Umarım bir sıkıntı yoktur. Çok önemli bir işim çıktı. Özür dilerim, benim acilen gitmem gerekiyor. Yapmayın. Evet. Kusura bakmayın. Pekala. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir abla gidiyor musun? Evet canım. Gitmem gerekiyor. Özür dilerim. Daha sonra görüşürüz. Görüşürüz tabii ki. İyi günler. Tamam, bitti mi? Verdik hepsini. Gidebiliyoruz mu? Tabii. Haber veririm ben size. Hadi Songül, hadi ya. Teşekkür ederiz. Biz sonuçları ne zaman alırız acaba? Hemen ilgileniyorum ben. 1-2 saate bir şeyler öğreniriz. Tamam. Kesin sonuçlar yarın çıkar. Tamam. Öğrenir öğrenmez beni ararsanız çok sevinirim. Tamam, hiç merak etmeyin. Teşekkürler tekrar. İyi günler. İyi günler. Tamam İmran Hanım, sağ olun. Ya senin yine gözün açık olsun da gelir melir şimdi, haber verirsiniz bana, tamam. Albayıma baktınız mı? Yok, orada da. Tamam İmran Hanım, sağ olun. Nereye gider anlamıyorum ki. Ya nereden bileyim ben, bilmiyorum işte ya. Çocuk hep böyle yapıyor ya. Sen neredeydin? Ben dedim ya, bir davetteydim. Seda diye bir aslan var, onun babasının bir daveti miymiş neymiş. Önemli değil, biz Sinan'ı nereden bulacağız, sen onu söyle. Bilmiyorum ki işte. Bakacağız. Efendim? Alo. Ayşegül Hanım. Ben Ünsal. Sinan'ın dedesi. Ünsal Bey. Siz benim telefon numaramı nereden buldunuz? Sinan telefonunu evde unutmuş. Poyraz'ı aradım, açmadı. Endişelendim. Sizin yanınızda mı acaba? Evet, beraberiz. Çok iyi, çok sevindim. Var mı bir gelişme? Henüz bir şey yok. İyi. Poyraz'ı bir alabilir miyim? Tamam.
Nala. Ne oldu? Bak Poyraz, aklıma bir şey geldi. Bu Florya'da bir akvaryum var, ne varmış? Okul gezi düzenlemiş. Ondan sonra Sinan gitmek istedi. İzin vermedim, küstü bana. Acaba diyorum oraya mı gitti? Ya niye izin vermiyorsun ki çocuğa? Bıraksaydın gitseydi. Ya canım biraz daha fazla vakit geçirmek istedik. Aa. Ya var ya, vallahi hayret bir şeysin ha. Tamam neyse, gidip bakıyorum ben şimdi oraya. İyi, bak bakalım. Belki de oradadır ha? Tamam. Vallahi hepsi manyak bunların ya. Neymiş? Akvaryuma gideceklermiş, izin vermemiş. Tabii ki kaçar. Kesin oradadır. Maalesef bu güzel günün sonuna geldik. Sayenizde bugün burada tam 1.800.000 lira toplandı. Cömertliğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Beyefendi olayı haberi almış. Beni aradı. Çok kızgın. Benden artık 5 kuruş alamazsınız. Ne yapabilirim, parayı toplayın dedi. Tahmin etmiştim zaten. En azından bir kısmını kurtardık. Böyle 2 gün daha yapsak uyuşturucu satmaya gerek bile kalmaz. Daha fazla kazanırız. Herkesi topla. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.